Amerikalılar neden her şeyi dava etme meraklısı ve Amerika mahkemeleri bu kadar davaya hızlıca karar veriyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Biz hep şunu diyoruz. Amerika'da herkes istediği kişiyi, istediği kurumu, istediği yeri, istediği zaman dava edebiliyor. Tabii bütün mesele dava edebilme noktası değil. Bütün mesele tabii dava ettikten sonra neyle karşı karşıya kalacağı ve yeterli olup olmadığı. Yani davasının gerçekten doğru bir iddia mı, yalan bir iddia mı olup olmadığı önemli olan nokta olacak. Tabii ikinci durum ise davayı açan kişinin zararsa zararı ne olduğudur. Yoksa zararı yok ise veya zararını kanıtlayamıyorsa da davayı açmış olabilir. Hiçbir şey elde edemiyor olacaktır. Dolayısıyla hani bu noktada şunu söyleyebiliriz. Amerika'daki sistem aslında Amerika'daki mahkemelerin çok hızlı olabilmesi ya da hızlı karar verebiliyor olması değil. Gerçi hızlı bir süreç burada ilerliyor. Mahkemeler hızlı ilerliyor diyebiliriz. Ama bütün şey hızlı karar veriliyor oluyor demek değil. Tam tersi Amerika'daki sistemde uyuşmazlık tarafları genelde anlaşmaya sevk edilirler. Ve genelde de mahkemelerde kişilerin ya da tarafların bu noktada mahkeme önünde bütün dava detaylarına geçilmeden önce ya da geçilene kadar bile anlaşma noktasına girip süreci tamamlayıp bırakmalarını genelde teşvik ederler. Dolayısıyla bu noktada genelde taraflar dava açabilir çok ama genelde iki taraf da anlaşma yoluna bir şekilde gidip ve davayı mahkemeden düşürürler genelde. Dolayısıyla bu şekilde de genelde süreç çok çıkmaza girmez ve hızlı bir şekilde ilerlemesi de mümkün oluyor deyip bu takipçimizin sorusunu genel olarak cevaplamış olabiliriz.